Herkese merhaba. Bir dakika. Kayıt. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arkadaki kahkaha sesi birazdan başına geleceklerden habersiz olan sevgili arkadaşlarıma ait. Gürültülü bir giriş yaptık. Dedim ki kardeşim sana da böyle bir giriş yakışırdı zaten. Herkesi ayağa kaldırdın. Somon yemiyorum ben 2 senedir. Zehirlendim ya ben somonda. Evet. 2 mi? Kaç oldu? Bilmiyorum kaç sene. Levrek ya. Tanesi 40 liralıklardan özellikle. İşte yeme içme zaten görüyorsunuzdur yani. Yeme içme, sofra düzeni vesaire gibi şeylerde çok titizdir ve çok dikkat eder. Kıl diyebilirsiniz ya. Tanıdık artık. Kıl de geç ya. Başka hikayeye geçeceğim ha. Arkadaşlar aynı hikayeyi tam 6 kez tekrar ettik. Artık hiçbir komikliği kalmadı. Biz birazcık da üzücü anılarımızı anlatacağız. Çünkü çok trajik burası. Ben burayı kapatmıyorum bu arada. Çünkü kamera arkası yapacağım orayı. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arkadaki kahkaha sesi birazdan başına geleceklerden habersiz olan sevgili arkadaşlarıma ait. Kendileri şu anda Antalya'dalar ve çok sevmiş olduğunuz soru cevap video serisine şimdi beni senelerdir tanıyan arkadaşlarımla devam edeceğim. Onları tanıtacağım ama öncesinde onlara dönmeden önce bu prodüksiyon için sevgilişime teşekkür ediyorum. Çünkü 4. tekrarımız. Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Vallahi çok hoş geldiniz gerçekten. Hemen kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Sol tarafta görmüş olduğunuz Aslen. Kendisi yazın Emir'in yanında gördüğünüz Rüzgar'ın annesi oluyor. Rüzgar da Emir'in ilk arkadaşı ve aralarında bir gün var. Aslen mesela Emir'e vekaleten Rüzgar'ın doğum gününü kutluyor. Haliyle ikisini de doğum günü kutlamış oluyor değil mi? Sevgili arkadaşım Uslat, kendisiyle ilkokul, ortaokul, lise aynı okulda okuduk. Daha sonra üniversite hayatımıza geçtiğimizde de beraber uzunca süre aynı evde kaldık. Bol bol pudra şekerli börek yiyip kilo almıştık. Ama bu kemoterapi sürecimde kendisi bana böbrek küvet tutarak bütün aramızdaki husumeti halletti. Ve tüm kemoterapi sürecim boyunca neredeyse İstanbul'daydı. Ve hatta kendisiyle ilgili çok güzel bir anımız var tekerlekli sandalye anımız. Onu anlatmak ister misin Uslat'cığım? Hemen anlatayım. Kulak burun boğaz için hastaneye gittik, muayene olacaktı Demet. O sırada da biraz halsiz. Ben dedim ki tekerlekli sandalyeye oturtayım ben seni. Ben götürürüm seni. Nasıl güvendiysem kendime. Neyse oturdu Demet. Sağ adamın odasına doğru yaklaştık. Yaklaştık. Tam içeri gireceğiz. Genişliğini ayarlayamadım sandalyenin. Sol tarafta langırt diye Demet'i içeri sokamadan çarptık ve geri döndük. Gürültülü bir giriş yaptık. Dedim ki kardeşim sana da böyle bir giriş yakışırdı zaten. Herkesi ayağa kaldırdın. Tebrikler. Biz hastaneye girişte tekerlekli sandalyeyle kaza yapan ilk çift olarak tarihe geçtik. Ve zaten sonrasında bir sürü böyle anımız oldu bu süreçte. Canım arkadaşlarım hazır mısınız bu güzel soru cevaba? Hayır. O zaman başlıyorum. Hadi çok sevindim hazır olmamıza. En sevdiğim içecek. Türk kahvesi. En sevdiğim yemek. Balık. Özellikle somon. Somon yemiyorum ben 2 senedir. Evet. Zehirlendim ya ben somonda. Evet. 2 mi? Kaç oldu? Bilmiyorum kaç sene. Levrek ya. Tanesi 40 liralıklardan özel. İşte ne söyleyeceğim? Yıllarca somon yemedik mi sadece üzerine? Evet doğru söylüyorsun. Sonra ben işte o kadar çok somon yedim ki artık ben gelince hani somon vermek zorunda oldukları için bozuğu verdiler ve ben zehirlendim. Ama bu bizim sorunumuz değil. Evet ama yiyemiyorum. Neyse tamam. Geçiyorum. Asrem'e bu notu yazdım bilemedi. Benimle ilgili unutamadığınız anınız. Ben anlatamam başlayabilirim. Tabii. Buyurun. Bu yaz denize girmek için kemere gittik. Özellikle yakın tarihli bir andan bahsediyorum ki hani daha etkileyici olsun Demet için. Denize girmek için kemere gittik. Ondan sonra denizden çıktıktan sonra da Antalyalı olanlar bilir kemerde bir böyle kavun içinde bir dondurma yeme ritüeli vardır. Biz de Demet'e dedik ki hadi kavun içinde dondurma yiyelim. Demet böyle yeme içme zaten görüyorsunuzdur yani. Yeme içme, sofra düzeni vesaire gibi şeylerde çok titizdir ve çok dikkat eder. Kıl diyebilirsiniz ya. Tanıdık artık. Kıl de geç ya. Yok estağfurullah. Böyle mesela bir şey eğer kuralına uygun değilse, işte güzel bir bardakta, güzel bir tabakta servis edilmediyse, tadı çok kötüyse falan bunlar için her zaman şikayetlerini söyler. Neyse gittik biz
kavun içinde dondurma yemeye oturduk. Baş ettik. Kavun içinde dondurmaları geldi. İşte bir yandan çocuklarla uğraşıyoruz. Bir yandan işte oturup iki sohbet etmeye çalışıyorsam. Dondurmadan ve kavundan birer parça aldık. Ben aldım. Ondan sonra Demet de aldı. Sonra ben bekliyorum ki Demet bir yorum yapsın. Yani bir şeyler söylüyorum. Çünkü söylemesi gereken bir şeyler var. Dur. Ses çıkmadı. Sonra bir daha yedi. Evet, ikimiz de yemeye başladık ama Demet'ten hala ses yok. Ben de diyorum ki Allah Allah, bu kız niye hala bir şey söylemedi? Çünkü kavun bildiğiniz kelek. Yani normalde Demet'in o kelek kavun için orada böyle bir olaylar çıkarması lazım. Döndüm dedim ki kardeşim, kavun kelek farkında mısın? Ya gerçekten öyle mi? Hiç fark etmedim dedi. Ve bu bizim bundan sonrasında Demet'le ilgili bu işte şöyle yapar, böyle yapar, şuna dikkat eder, buna dikkat eder ki kurallarımızdan büyük bir kısmını yıkılmasına sebebiyet veren bir anımızdır yani. Sonra da ben hasta olduğumu söylediğimde, hasta olduğumu öğrendiğimde bana şey dedi. Ben zaten o gün kelek kavuna laf etmediğinde anlamıştım vücudunda bir değişiklik oldu. Ustacığım seni dinliyorum. Benim unutamadığım anım, takdir edersiniz ki, annemin cenazesi döneminden gelecek. Evet, maalesef öyle üzücü bir şey yaşadık ama biz o üzücü olayı bütün arkadaşlar olarak en hafif şekilde atlatmaya çalıştık. Buradan rahmetli Selmin teyzeye de dualarımızı gönderiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok yanımda oldular. Çok teşekkür ediyorum buradan da bir kez daha. Helva aşamasındayız. Ve iki farklı helva var. Bir tanesi canım yengemin yaptığı müthiş bir helva. Bir tanesi de işte annem Hürriyet'ten emekli, Hürriyet'in gönderdiği helva. Allah razı olsun, o da çok güzeldi ama yengemin helvası o kadar iyi ki biz böyle gidiyoruz geliyoruz. Demet'in eşi Ali ile beraber bir Ali kaşıklıyor. Bir işte Asrem geliyor, Asrem kaşıklıyor. İşte bir çocukluk arkadaşımız daha var, o geliyor kaşıklıyor falan. Demet içeri her girişinde şoka giriyor böyle. Tencerenin başında çünkü 5 tane kafa. Ve oradan helva kaşıklıyoruz biz böyle. Bir yandan da muhabbet ediyoruz falan. Aa, bu ne hal canım? Aa, ben ömrümde zaten cenaze evine gitmemişim. İlk gelişim bu cenaze evine. Siz ne yapıyorsunuz? Çekilir misiniz şuradan ya falan gibi. Bir yandan da ortalığı düzenlemeye çalışıyor. O gün ve akabinde gelen günler unutamadığım anılarım arasında yer edindi. Çünkü bunlar gerçekten helva yemeye gelmiş gibi. Ve o helvayı da tabağa koymak bir kenara dursun. Tencerenin içinden devamlı kaşık kaşık helva yiyerek beni delirttiler. O günle alakalı bir anım daha var. İşte bir tane daha çocukluk arkadaşımız var, Rasim. Rasim, Kılıç ve Ali'yi şeye gönderdik. Metroya gönderdik. Çünkü gerçekten hepimiz tecrübesiz. En tecrübelimiz Asrem. Ondan sonra ama Asrem o kadar çok lavabo ovuyor ki başka işe bakamıyor yani. Devamlı çay yapıp lavabo ovuyor. Devamlı. Ondan sonra ben de bu arada hiç çay demleyemem. Yani kahve yapabilirim ama çay demleyemem. Asrem devamlı çay demliyor, lavabo ovuyor. Dedik ki erkeklere, siz dedik metroya gidin, ondan sonra işte akşama mevlüt var, 7'sini okutacağız bilmem ne, bazı şeyler gerekiyor. Zaten evde her şey bitmiş. Ne alıp geldiler? Yani bir konfeti almadıkları kalmış, bir de yılbaşı süsü. O kadar gereksiz şeyler alıp gelmişler ki. Ya gerçekten 15 gün falan aynı evde kaldık. Durmuş. Gerçekten 15 gün falan aynı evde kaldık cenaze evinde. Ama yani size yaşadıklarımı anlatamam. Yani cenaze değil, bunlar beni mahvetti. Neyse, geçiyorum. Sorularıma devam ediyorum. En çok taktığım şey psikolojik olarak. Psikolojik olarak? Evet. Yani hepsi bebeklerim gibi gerçekten. İçinden biraz zorlanıyorum seçmekte. Hepsi... Dediğin bir sürü vardı, bir tanesini mi seçeceksin? Sen nasıl geldi aklına? Benim hiç gelmedi. Ama yani psikolojik olarak taktığım bir sürü yani olaylar, insanlar, durumlar vesaire böyle şeylere çok fazla takar. En son zamanlarda taktığı şeyler. Yani gerçekten hepsi bebeklerim gibi, bilemedim. Bende yok. Ali? Ay o canım, o zaten psikolojik olarak canım o. Psikolojik olarak dedim. Peki en çok taktığın takı. Yüzük. En çok ne? Anlamadım. En çok taktığın takı. Şahmeran yüzük. Asrem burada 1-0 öne geçti. Okey. En kötü yaptığım şey. Ay. Müşide teyzeden kopya çekip pilav diyeceğim. Kız ayrıca ben pilavı kötü yapmam. Vallahi şey yaptı.
Ben Müşe teyzenin yalancısıyım kardeşim, ben anlamam. Bu saçma, söyle söyle. Söylemişliğim var. Söyle. Hayır ama bunu kendi söylediklerinden yola çıkarak söyledim. Yazık, o da alındı. Makyaj dedim ben. Vay ama... be. Vay be. Yani neyse. Kötü yaptım. En çok bunu... Geçen söylediğimi bir daha, bir dakika. Söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Aynı anda şarkı söyleyip tempo tutamıyor. Benim en çok bulunmak istediğim yer. Bir dakika bekleyelim. Çünkü Ali telefonda bakmaya gittiği için. Kesilmesin. Neresi kız? Ha. Benim en çok bulunmak istediğim yer. Yer derken şehirden bahsediyorum. Ya şehir, yer. İşte. Antalya. Yaşadığımız en kötü an. En duygusal, en kötü an. Ya da benimle ilgili yaşadığınız en kötü an. Yani ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim, benim başlamam gerekirse. Hani bir sürü şeyler yaşadık, iyi kötü, çok uzun yıllardır arkadaşımız olduğu için. Ama yaşadığımız en kötü an gerçekten hastalığını öğrendiğimiz ve çok hani sen öğrendin ve çok hemen birkaç saat sonra da ben öğrendim zaten. O günler ve o süreçler benim için de gerçekten çok zordu. Yani sen orada uyumadın geceleri, ben burada uyumadım geceleri. Yani birebir teke tek de söylersek en zor ve en kötü o dönemdi yani. Ama ondan sonra çok daha güzel ve çok daha eğlenceli bir hale getirip böyle toparlayıp yok edip gidiyoruz. İnşallah. Evet. Ruslat'cığım ağlıyor musun? Aynı benim. Benim şey var, köş kaçtım. Peki yaşadığımız... Benim de senin haberini öğrendiğim gün ve sonraki günler. Allah'tan İstanbul'a gelebildim, yanına gelebildim de en azından hem seni gördüm hem benim içim de biraz rahatlamış oldu. Hem de öyle bizim yani. Evimiz için harika zamanlar oldu. Çünkü çok güzel vakit geçirdik. Evet. Özellikle Ali için. Keza harika vakit. Ali ve Emir için. Çünkü Emir Ruslat'ın taciz edilmedik hiçbir yerini bırakmayarak. Yaşadığımız en komik an. Yaşadığımız en komik an. Yani yine bir sürü anımız var ama bence özellikle şeyden, bizim yıllardır devam eden o WhatsApp grubumuzdan, birileri hakkında konuştuğumuz, çevirdiğimiz gıybetlerde, ses kayıtlarında vesaire, herkes yan yana olmasa bile olduğu yerde çok fazla eğlenip çok fazla güldüğü, evet, o anların hepsi diyebilirim yani. Yani bilemediniz. Bence böyle, Allah Allah. Yani böyle çevir kazı yapmasın. Bence de mi en çok eğlendiğimiz an? Hemen söylüyorum. Bizim ilk evlendiğimizde oturduğumuz evdeki anlar, bence çok çok eğleniyorduk orada. Evet. Evet. Gerçekten. Ondan sonra Sapanca'da da çok eğlendik. Yani benim Aslem'le ilgili en çok eğlendiğim anlar Levazın'daki ev. Ondan sonra bir kere benim evden kaçıp sizin beni yakalamaya çalışmanız, beni Zorlu'da yakalamanız. Ondan sonra Mustafa'la ilgili en çok hatırladığım, en güldüğüm anda Sapanca'da Vuslat'ın üst kattan çıkıp "ha bir de sen beni düşünüyorsun" dedi ya. Bir de Vuslat'ın orada yalnız maşanın üstüne bastı, mangal maşasını o kırdı diye başka bir arkadaşımızı şikayet ettiği an. Bir de Aslem'le ilgili yine yazın Kemer'e gittiğimizde Aslem'in yandaki yatağı tutmak için gösterdiği aşırı çaba. Ya bir saat falan konuştu yani. Ben de müthiş çabasızdım. Abi neden tutmuyoruz ya? Yandaki yatağı neden tutmuyoruz? Ben buraya 40 yılda bir gelmişim. Neden tutmuyoruz? Şey söyleyeceğim. Siz mutlaka edersin Mustafa'cığım. Seslerimizi sıkıntı. Ben yatağı tutmadık diye laf ettiğimi söyleyen Demet'le 78 kişi aynı yatağın yerinde güneşlenmeye çalışıyor. Eda Taşanlar'ları önümüze döke döke. Hoş muydu yani? Hay Allah. Bir de o. Hiç unutamıyorum yani bu ikisini. Bir de şey, Aslem'le çocuk olduktan sonra dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Hani çocuğu bırakıp dışarı çıkacağız. Böyle bir aura, böyle bir gudubet olamaz yani. Ne zaman plan yapsak o gün böyle olmayacak şeyler oldu Antalya'da. Bir tanesinde fırtına çıktı, bir tanesinde hortum çıktı, bir tanesinde insanları eve girin diye belediye uyardı falan. Ve hiçbir yere gidemedik yani. Bir de bu. Hep ben böyle giyinip hazırlanıp böyle evde salonda otururken görüyordum kendimi. Neyse geçiyorum. Beni üç kelimeyle tanımlar mısınız?
Lütfen Vuslat, sen lütfen ünlü kelimesini kullanırsın. Tamam. Vuslat ünlü sen de, ben söylemiyorum o zaman. Ben tamam. Söyleyeyim. Güçlü, kararlı, bir de ne istediğini gerçekten çok iyi bilen. Vuslat'a bir şey kalmadı. Evet ya. Hem ilk sen başlıyorsun. İlk sen hep başlıyorsun. Bir de kahvede. Üç kişi olamıyoruz. Sakinleştik. Vuslat'ı kapatıyorum. Ünlü. Evet, ünlü. Çok cesur. Aa, gerçekten mi? Ve çok pratik. Aa. Şimdi bu soruda takipçilerimin size, beni tanıyanlara ve aileme bir sistemi varmış. Hiçbiriniz bu üç kelimenin içerisine komiyi eklemiyormuşsunuz. Ama ben çok komik biriymişim. Yani hepimiz kendimizce komik oluyoruz. Tüy getireyim mi? Dikeceğim mi tüy? Asremi alıyorum. Asremi aldım. Asrem. Seviyorum. Çok güzel bir program. Teşekkürler. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Senin için komik sıfatında işte çok yakınların olan biz ve ailen zaten ekleyemez yani. Bizim için normal o. Normal olarak ekleyemeyiz. Bunlar biraz daha az tanıyanlar ekleyebilir gibi çevireyim. Buradan programa kalmayanlar devam ediyorum. Güzel döndürdü. En iyi yaptığım yemek. Pilav. Düşünmedim değil. Yalana bak. Pislik yapmayalım yalnız. Biraz pislik yapmayalım. Kek. Magnolia. Dün akşam konuştuk. Ben yemedim, bilemem. Şey diyebilirim ben. Artık yemiyorsun ama biz üniversite zamanımızda da çok somon yerdik. Fırında somonun efsane olurdu. Aa, evet, doğru söylüyorsun. Evet, bunu söyledim diye soruyu bilemem artık. Evet, soruyu bilemedi. En çok sevdiğim obje. Obje. Türk kahvesi fincanları. Fincanları, evet. Katılıyorum. Benimle ilgili en büyük hayaliniz. Başla Mustafa'cığım. Bundan sonra ne diyorsun? Bunu diyeceğini o kadar iyi biliyordum ki. Demet'le önümüzdeki yıllarda aynı site içerisinde ya da kendi yaptırdığımız yan yana villalarımızın bahçesinde karşılıklı kahve içiyor olmak. Gördüğünüz gibi YouTube'dan parayı vurdum. Villa sitesi yaptırdım. Sadece tek bana yetmedi. Site yaptır. Evet. Aslancığım. Ben şimdi çıta yükselttiği için ustad. Demet'in jetinde. Bireysel seninle ilgili, yani bizimle ilgili birçok hayalim var tabii ki. Çocuklarımızı sağlıkla, mutlulukla ve güzel şekilde bir arada büyütmek gibi vesaire bir sürü hayalim var. Ama seninle ilgili hayalim gerçekten bu süreçte devam ettirdiğim bu yolda çok büyük yerlere gelecek olduğun. Çok büyük işler yapacak olduğun, hep söylediğim ve yine söyleyeceğim, o TEDx konuşması sahnesine çıkacaksın. Ben de en ön sıradan alkışlayacağım bizde. Böyle şeyler hayalim var. Yani işte çok çok başarılı olacağımı düşünüyorum. İnşallah. TEDx'ten izleyenler varsa altına telefon numaramı bırakıyorum. Şey demiş ya biri, katarsis etiketleyip duruyormuşum beni çağırsın diye. Arkadaşım ya, benim hayatımın medya değeri. Ben Reuters'a, New York Times'a çıkmış insanım be. Evet. Bu arada bu, ya az önce yapmış olduğumuz konuşma şekli tamamen bizim WhatsApp grubumuzun konuşma şekli. Mesela biri beni linç ediyor, ondan ben ses kaydı. Vay be, ben bunları yapmış insanım be falan diye ben cevap veriyorum. Peki, son olarak benim hayatta en çok yapmak istediğim şey. Söyleyeyim mi? Hı-hı. Söyle. Televizyon programı. Sabah programı. Evet, Astrid. Evet, işle ilgili aynı şey söyleyebilirim ama özel yaşamınla ilgili. Boşanma. Demet Hanım, ne zaman boşanıyorsunuz? Düşünüyor musunuz? Şaka. Buralar çirkinleşti bence artık. Şaka, kayınvalidem izliyor şaka. Yüreğine inmesi kadıncağızın. Hayır, benlik bir şey yok. Çatır bunu yazdı yani. Ama bir şey yoktu. Ben söyleyince mi sıkıntı canım? Evet. Bence çok güzel bir programdı.
Canım arkadaşım, kanalıma konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve gerçekten ailemden beni daha iyi tanıdığınız için, yani Aslem de bu arada doğru cevap verdi. Sizlere birer tane burger ısmarlayacağım. Size birer burger. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim. Kavuşup orada yazın çok çok daha güzel vloglar çekeceğimiz günlerin geleceğinden eminim. Buradan İnşallah. Bana değil de Ali'ye söylemek istediğiniz bir şey olur mu acaba? Ali, yoğurma. Ben de bir şey çok seviyorum. Ali de elindeki o kumandayı hemen yere bırak. Ve o koltuktan kalk. O koltuktan kalk. Sizleri çok çok seviyorum. Bu süreçte yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Aslem'cim, gönderdiğin fotoğraflarla beni ağlama komasına soktuğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ama o saçlarımızı bir daha o kadar uzatmayalım. İkimiz de. Çok çok öpüyorum sizi. Haftaya yine aynı gün farklı bir videoyla görüşmek üzere. Lütfen benim ünlü olduğuma inanmayan arkadaşımı takip etmeyi. Aslem'i de çocuk konusundaki literatüre tamamen uyarak her şeyi disipline edebilen bir profil olarak takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.